Arkadaşlar merhabalar bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki ÖSYM tadında 5 testinin çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında çözümlere başlayalım. Yan kenarlarından birinin uzunluğu 5 birim, alt tabanı 12 birim olan ABCD yamuğu A köşesi etrafında ok yönde döndürüldüğünde bu konumu alıyor. Arkadaşlar dikkat edin şu kenarı döndürdüğüm zaman bakın bu kenarı hop böyle döndürdüm. Hocam şu kenarı da hop böyle döndürdüm. Yani ben bu yamuğu kaç derece döndürmüş oldum? 40 derece döndürmüş oldum. O zaman buradan buraya dönüş 40 derece. Ya da şöyle de diyebilirsiniz. Aynı yamuk ya bu. E hocam ben buraya A dersem. A burası A artı 40 ise. Burada kaçta A artı 40 olacak? Yani buraya 40 derece yazabiliriz. Tamam bunu yazdık. Peki bu bir yamuk olduğuna göre. Hocam şu şu birbirine paralel. Z'den dolayı burası da 40 mıdır? Evet. Bakın 20 var. Burada da 40 var. İki iç açının toplam bir dış açıdan. Buradaki açı kaç derece? 20 derece çıktı. Ve şurada bir x kenarlık çıktı. Bizden ne isteniyor? Çevre AD. Çevre, sarı bölgenin alanı. Ee, çevresi. Hocam bu beşgen dönmeden önce burası da 5 midir? Evet. Şu kenarlar da lazım bana. Bu kenar ve bu kenar. Bunun tamamını biliyorum ben. 12 iken döndüğü zaman burası da 12 olacak. E ben buraya x dersem buraya 12 eksi x kalır. E hocam burası da x. X kenar çıktı çünkü. E o zaman soru bitti. Çevre dediğimiz kısım 12 eksi x x ve 5'in toplamı. 12 eksi x x ve 5'in toplamı yapar. Buradan da cevap 17 çıkar arkadaşlar. Evet birinci sorunun cevabı böylelikle edremit oldu. Geldik ikinci soruya. İkinci soru diyor ki bir yamuk çiz diyor bana. Taban uzunlukları 8 ve 12 birim olan ABCD yamuğu. Evet taban uzunlukları 8 ve 12 olan bir ABCD yamuğunu çizelim arkadaşlar. Şöyle bir yamuk çizdik. Sonra ne diyor? ABCD'yi yazalım. A, B, C ve D. 12 ve 8. Tamam şurası 12. Burası da 8 olduğunu biliyoruz. Şimdi bize diyor ki AB tabanı üzerinden alınan bir E noktası var diyor. Bir de başka ne diyor? CD tabanı üzerinden alınan bir F noktası var diyor. Evet diyor ki bize EB ile DF birbirine eşitmiş. Hmm, E'yi biraz daha bu tarafta mı alsam? Evet E'yi biraz daha bu tarafta alayım arkadaşlar. EB ile DF birbirine eşitmiş. EF çizildiğinde arkadaşlar EF çizdiğimizde oluşan iki bölgenin alanları oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor arkadaşlar bize. Dikkat edin. Bunun tamamı kaç arkadaşlar? 8. Ben buraya x dersem buraya 8 eksi x kaldı. Buraya x dersem çünkü eşit bunlar. Buraya da 12 eksi x kaldı. Bunların alanları oranı isteniyor. Ya bunun bunun oranı ya da tam tersi büyüğün küçüğü oranı. Şıklara baktığınız zaman büyüğün küçüğü oranı gibi görüyorum. O zaman bunların alanlarını şey yapalım. Arkadaşlar alt taban artı üst taban çarpı yüksek bölü 2 değil mi? Evet. Alt taban artı üst taban 12. Çarp yükseklik bölü 2 bölü. Hocam şuradaki yamuğun alanı nedir? Alt taban artı üst taban 8. Çarp yükseklik bölü 2. Yükseklik her iki yamukta da aynı paralel doğru arasında olduğu için aynı değil midir arkadaşlar? Evet. Bölü 2 H bölü 2'ler gitti. Cevabımız 12 bölü 8 yapar. 4'e bölsen 3, 4'e bölsen 2. Yani cevabımız böylelikle 3 bölü 2 oldu. ikinci soruda. Geldik üçüncü soruya. Şöyle bir katlama var. Katlamalarda üst üste binen kenarlar birbirine eşit diyorduk arkadaşlar. Şunlar birbirine eşit. E, bu bir x kenar yamukmuş. Hocam şu x kenar yamuk eşitliği koyalım. Şununla da şu eşit mi? Evet. Şimdi diyor ki bize şekil 2 elde edildi. C noktası A üstü B'de A üstü D üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre. Hmm. Hocam burası ağırlık merkeziymiş. O zaman ben bu ağırlık merkezini kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Ya bunu uzatacağım. Ya bunu uzatacağım ya bunu uzatacağım. E, burada çift çizgi verildiğine göre bunu uzatalım. Ağırlık merkezini kullanmak için. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşittir. Yani burası A iken burası daha mıdır? Evet. E hocam burası 2A iken burası da 2A. 2A iken ağırlık merkezinden dolayı burası daha çıkar. A ne çıktı arkadaşlar burada? A A A. Muhteşem şu çıktı. Yani bu açı kaç derece olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Böylelikle cevabımız ne çıkar? Üçüncü soruda C Han çıktı arkadaşım. Geldik dördüncü soruya. ABC'de x kenar yamuğu içerisine KLMN karesi konulmuştur. Arkadaşlar bu bir x kenar yamuğu. Bir de ne verilmiş, k L kenarı şu karenin nereye, nasıl konulduğundan bahsetmiş. N D, K iken A-N'yi 2K vermişler. Bu oranlamayı kullanacağım ben, K iken 2K. E zaten şununla şu paralel olduğuna göre aynı şekilde arkadaşlar. Burası da K iken burası da 2K olmaz mı? X kenar olduğundan dolayı da aynı zamanda. Peki alanlar oranından da bahsetmiş. Şimdi X kenar yamuk gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Şu dikmeler önemli değil miydi? Hemen o dikmeleri çizelim arkadaşlar. Şuradaki dikmeyi çizdim, buradaki dikmeyi de çizdim. Ve buranın kare olmasını da unutmayalım arkadaşlar. 2'ye 1 oranını kullanacağım. Hocam burası 2'ye 1. 2'ye 1 oran varsa 2'ye 1. Sonuçta oran istenildiği için ben burada 2'ye 1 şeklinde yazabilirim arkadaşlar değil mi? Bu dikmelerin ayırdıkları yerler birbirine eşit olacak. Hocam 3 ise burası da 3. 2'ye 1 şeklinde ayırdığı için burası da 2'ye 1 bu olacak. Evet. E sonra ne yapacağım? Şuraya bir A dersem karenin bir kenarı 2A artı A artı 2 bu olacak. Evet. Ama yükseklik aranırken burada arkadaşlar şunun şunu oranı 2 bölü 3 oran olacak ya. Burası 2'nin katı olsun. Karenin bir kenarı 2'nin bir katı olsun. Yani ben şuraya bir 2A diyeyim. Yani bu kenar 2A artı kaç olsun arkadaşlar? 2A artı 2'ye eşit olsun. E yükseklikte dikkat edin arkadaşlar. 2 bölü 3 olduğu için burası 2A artı 2 ise burası da 3A artı 3 mi yapar? Aynen öyle. E o zaman olay bitti. Alan ABCD. Hadi bakalım oranla bakayım şunu. Alan ABCD dediğimiz nedir? Alt taban artı üst taban. Burası 2A. Yukarısı da 2A. 2A, 2A. Alt tabanda 2A üst tabanda da 2A toplam 4A var. Alt taban artı üst taban 4A artı 3 3 6 yaptı arkadaşlar. Çarp yükseklik bölü 2 yüksekliğimizde 3A artı 3 bir de bölü ikisi var. Bölü e, K, alan KLMN o da 2A artı 2'nin karesi değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi burada ne yapacağız? Gerekli sadeleştirmeleri yapalım isterseniz arkadaşlar. Burada 2 parantezin alınca 2'nin karesi gidiyor. Burada ne kalıyor arkadaşlar? Burada direkt a artı 1'in karesi kalıyor. a artı 1'in karesi kalsın arkadaşlar. Çünkü 2 parantezin aldığımız zaman hatta 2'nin karesi parantezini almış oluyorum. Buradaki 4 ile buradaki 4 sadeleşti. Sonra burada da 2 parantezin aldığım zaman 2 a artı 3 kaldı arkadaşlar. Burada şuradaki bölü 2 ile şu sadeleşmiş olsun. E o zaman alt tarafta ne kaldı? a artı 1'in karesi kaldı. Hocam bu da 3 çarpı a artı 1 yaptığına göre şu A artı 1 ile de bir tane A artı 1 birbirini götürdü. En son ben şunu buldum. 7 neye eşit oldu arkadaşlar? Yukarıda 2A artı 3 kaldı. Başka bir şey kaldı mı? Çarpı 3 kaldı. Bölü. Bölü. Baş Aşağıda da ne kaldı? A artı 1 kaldı. İşler dışlar yapınca 7A eksi 7 eşittir. 6A artı 9 yaptığına göre A'yı da buradan kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. A2 ise o zaman burası 4 yaptı. A2 ise burası da 4 yaptı. Şimdi bizden ne isteniyor? AB bölü CD isteniyor. AB'ye bakalım. Hocam 3, 6, 10. 10 bölü CD'ye bakalım 4. Yani kaç yaptı arkadaşlar? 5 bölü 2 yapar böylelikle. Dolayısıyla cevabımız 4. soruda balık kesir yaptı. Geldik 5. soruya. E hocam 90'lara mı uçuşuyor? Ne yapacağız? Alfa, beta ya da alacağız. Alfa, beta, alfa, beta. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş oldu. Adam bana AD'yi kaç vermiş? 10 vermiş. E hocam bunlar madem eş üçgen. Beta'nın karşısına A dersek beta'nın karşısı A'dır. Burası 10 eksi A mı kaldı? Evet. Alfa'nın karşısı 10 A ise alfa'nın karşısı burası da 10 A'dır. Alan isteniliyor benden. Alt taban artı üst taban. 10 eksi A artı A. Çarp yükseklik. yüksekliğimizde 10 bölü 2 sonucu eşittir. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 50 yapıyor. Beşinci soru böylelikle Cihan oldu. Geldik altıncı soruya. Açılar açıya da alacağız demek ki. Hocam alfa diyelim alfa diyelim alfa diyelim. Ve ben şuraya beta dersem alfa ile betanın toplamı kaç derece arkadaşlar? 90 derece. E hocam alfa ile beta bu üçgende de bir alfa beta var. E o zaman burası ne yaptı? 90. Aa dikkat ettiniz mi? Bak hem açı ortaya hem yükseklik oluştu. Hem açı ortaya hem yükseklik aklınıza ne getirdi? İkiz kenar. Hemen aklınıza gelen başınıza gelsin. Hemen arkadaşlar. Hocam şöyle ikiz kenara tamamladım şunu. İkiz kenara tamamladım şöyle. İkiz kenara tamamlayınca hocam şunlar da şu birbirine eşit. Hatta şu parçalarda birbirine eşit oldu mu? Oldu. E hocam başka ne var burada? Bakın dikkat edin şunlar birbirine eşit. E şunlar da birbirine paralel olduğundan dolayı şurada bir orta taban çıktı mı? Çıktı. Burası üçgen. Burası kaç yapar? Altı. E başka bir şey var mı arkadaşlar? E şunlar birbirine eşit ya. Şunlar da birbirine paralel. Orta dolayı şunlar da birbirine eşit olacak. Beş. Ya da hocam 90 var eşit eşitse muhteşem üçten burası da eşit diyebilirdiniz. Ama orta tabandan bunlar eşitse bunlar da eşit dedik. E o zaman buraya da 5 bulduk. E, o zaman burası da 5. Bizden ne isteniyor çevre ABC. ABC'nin çevresine bakın. 5, 5 ve 6'nın toplamı isteniyor. Cevabımız yani şu üçgen çevresi isteniyor arkadaşlar bizden. Cevabımız böylelikle 16 çıkar. 6. soru Edremit oldu. Geldik 7'ye. Üst üste çakışık duran iki tane yamuk. İki tane dik yamuk biçimindeki iki kağıttan üstteki bir köşesi etrafında ok yönünde alfa açısı kadar döndürüldüğünde. Ee, sonra şu kenarla şu kenar paralel konuma getirilmiş. Arkadaşlar bu paralelliği kullanacağım. Otomatikman şununla şu birbirine paralel değil mi gençler? Evet. Hocam şunlar birbirine paralel. Tamam. Ne güzel. E ee, o zaman ben şu paralelliği kullanacağım. Önceden gençler. Şu bizim kağıtlar üstüse miydi? Turuncu kağıt burada. Önceden bakın şuradaki açı. Arkadaşlar şuradaki açı. Bu arada şuraya Z'den dolayı burası alfa mı? Evet. Yani şu döndürülmüş olan yer turuncu kağıt altta. Bakın şu kağıt üstte. Bunu böyle yukarı kaldırdığım zaman yani sonuçta bunlar üst üste mi? Üst üste. Tam çakışık kenar mı? Çakışık da değil ya. İki tane eşit edememiş de burada. Üst üste çakışık duran dik yamuk ha. Çakışık da altta da mor olduğunu gösteriyor. Madem bunlar çakışık arkadaşlar. Üst üste bütün kenarları çakışık. E o zaman burada açı aynı açı değil midir arkadaşlar? Evet. Bakın burada kaçıyı ben de buldum. Alfa. E sen bunu böyle önceki halde buradaki halde alfa olmaz mı o zaman arkadaşlar? Dikkat edin. Z'den dolayı burası alfa. Hocam buradaki açı alfa? Önceden döndürülmeden önce buradaki kaçı da alfa. Yani senin döndürülmeden önceki burada kaçın da alfa. Bir de döndürmede hep şunu söylerim. Kalem. Hop döndürdüğünde yine aynı kalem mi? Evet. Aynı kalem. Yani oradaki eşitlere de dikkat edeceksiniz. Bakın önceden burası vardı. Dikkat. Şu kenar vardı. Sen döndürdün bu kenara geldi. Bunlar ne oldu arkadaşlar? Bunlar birbirine eşit değil mi? Eşit. İkiz kenarlık çıktı burada. E o zaman burası alfa artı 18 ise burası da alfa artı 18 değil mi? Evet. Yani şuradaki üçgende iç açılar toplamı 180. Alfa 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 3 alfa artı 18 18 36 eşittir 180 olduğundan 3'e bölüşümüz daha kolay olsun. Ee, alfa buradan 3'e bölsen 12 pardon alfa artı 12 eşittir 3'e bölsen 60. Alfa da buradan kaç geliyor o zaman? 48 geliyor arkadaşlar. Yani 7. sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı ve böylelikle ÖSYM tadında sorulardan 5.sini de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 6.sında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.